Herkese merhaba. Bugün move to end kategorisindeki en beğendiğim 5 projeyi inceleyeceğim. İncelemeden önce şunları söylemek istiyorum. Öncelikle piyasaya baktığımız zaman move to end kategorisindeki coinler ve tokenler çok ciddi artış yaşıyor. Bunun temel nedeni bu piyasadaki bu kategorideki coinlerin ve tokenlerin sayıca az olmasından kaynaklanıyor. 10 adet move to end kategorisindeki tokenler var ve bu dilimde şu an küçük bir boğa yaşıyor. Piyasa biraz daha düzeldiği zaman nasıl bir e, yükseliş yaşayacak? E, henüz bir fikrim yok fakat şu an gayet iyi gidiyorlar. Hatta Stepcoin'de %200 artış yaşandı. Benim şahsi düşüncem bu artışların devam edeceği yönünde. Çünkü insanlar bundan para kazanıyor. Hem de kolay para kazanıyor. Yürüyerek herkesin kafasında bir algı oluşuyor. Algı oluştuğu için de insanlar buna doğru kaymaya başlıyor. Bu yüzden potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bildiğiniz üzere kripto para piyasasında ne kadar çok iyi proje olursa olsun, ne kadar çok etkileşim yaparsa yapsın topluluğu çekemediğiniz zaman yatırımı çekemediğiniz zaman projenin bir değeri kalmıyor. Önemli olan topluluk yaratmak ve projeye yatırım çekmek. Ve ayrıca da şunu belirteyim. 10 tane moten kategorisinde token bulunuyor. Bu miktar çok çok az. 10 tane tokeni de inceleyebilirsiniz. Fakat ben kendi şahsi düşüncelerime dayanarak 5 tane tokenle sınırlandırdım bunu. Ama tabii yani siz 10 tane başka tokenleri de moten kategorisinde. Bunları da inceleyebilirsiniz tabii ki. Hepsi bence yüksek potansiyel taşıyor. Şimdi gelelim ilk tokenimize. İlk tokenimiz GMT token. Zaten birçoğunuz biliyor Stepan tokeni. İlk Motoyan kategorisini ateşleyen tokenlerden diyebiliriz. Bu tokeni ben yüksek potansiyelli olarak görüyorum. Zaten büyük bir fiyat artışı yaşandı. Bundan sonra bir düzeltme gelebilir. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Mayıs ayında bir yükseliş bekliyorum. Kripto para piyasasında. Bununla beraber 3.5 dolar fiyatı var şu an. 5 ila 8 dolar arasında bir fiyat yapabileceğini düşünüyorum açıkçası yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Evet geldik ikinci tokenimize. İkinci tokenimiz Gönöpet. Bu tokenleri uzun uzun detaylıca incelemeyeceğim. Zaten ayrı ayrı tüm videolarını yaptım. to N kategorisindeki tüm tokenlerin ayrı ayrı videolarını yapmıştım zaten. Gönöpet tokeninde şu an 15 dolar civarında bir fiyatı bulunuyor. Ben bu tokenin 30 ila 45 doları rahatlıkla aşabileceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Evet geldik 3. tokenimize. 3. tokenimiz Dotmos. Dotmos'un ben yüksek potansiyelli bir token olduğunu düşünüyorum. Zaten son 30 günde %500 artış yaşayarak bunu da göstermiş piyasaya kanıtlamış oldu. Şu anki fiyatı 0.04 ama ben 1 doları rahatlıkla aşabileceğini düşünüyorum. Şu an zaten sıralamada 780. falan daha da yatırım çekeceğini ve borsalara gireceğini düşünüyorum. Evet geldik dördüncü tokenimize. Dördüncü tokenimiz Jalo token. Şu anki fiyatı 0.27 cent civarlarında bir token. Son 30 günde %967 artış yaşayarak gerçekten piyasanın altıcı günlerinde güzel bir merhem oldu açıkçası. Ben bu tokenin 2 doları rahatlıkla aşabileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Evet geldik son tokenimize. Son tokenimiz Step Token. Şu anki fiyatı 0.02 dolar civarında. Fakat şunu söyleyebilirim ki son 30 günde yani bir ayda 2288 artış yaparak bu bunaltıcı piyasada bizi ferahlatmaya devam etti açıkçası Step Token. Ayrıca Step Token'in şöyle bir avantajı var şu an elinde. Çok az borsada listeli. Ama gün geldikçe listelendiği zaman Gate.io gibi KuCoin gibi borsalarda o zaman daha büyük fiyat artışları yaşayabiliriz. Gerçekten akıl almaz fiyat artışlarına şahit olabiliriz. Ama tabii ki her videomda belirttiğim üzere bunlar benim sadece kendi kişisel şahsi düşüncelerim ve bilgilerim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Bunları da belirttikten sonra son olarak herkese iyi günler diliyorum.